İhlas Vakfı'nın Sudan için topladığı yardımlar sahiplerine teslim edildi. Yetimhanede Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua edildi. وفوز رئيسهم رجب الطيب أردوغان آمين رجب الطيب أردوغان Sudan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na müteşekkir. Yetimler yurdunda hep bir ağızdan dua ediliyor. وفوزه يا رب العالمين فوز الرئيس رجب الطيب أردوغان İhlas Vakfı'nın kurucusu merhum Enver Ören'in vasiyetiydi. Gücünüz yettiği kadar Afrika ülkelerine yardım ulaştırın demişti Enver Ören. Vakıf bu vasiyet çerçevesinde hizmetlerini sürdürüyor. Karınca kararınca yardım topluyor. Açlıkla boğuşan kıtayı yalnız bırakmıyor. İşte Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir yetimhaneye konuk oldu İhlas Vakfı. Türkiye'den hayırseverlerin bağışlarıyla alınan un yardımlarını teslim etti. Kimsesizlerin kimsesi oldu Türkiye. İhlas Vakfı da bu hayra vesile oldu. Sudanlıların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Darfurlu çocukların barındığı yetimhanede Türkiye'ye yönelik tarifsiz bir sevgi var. Kulle şi'abe Türki al-yanzur ila mücahedat hazel batal. Vakfın Sudan temsilcisi Müştak Saygın ve beraberindekilerle yetimhane öğretmeniyle öğrenciler namaz kıldı. Daha sonra Türk halkı için dua edildi. Duada özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yer verildi. Amin. Öğrenciler hep bir ağızdan amin dedi. Kâne bi kıyâdet İstanbul. Amin. Kâne bi kıyâdet el-Atrân. Kâne l-İslam. Amin. Fi ahd el-devle Osmaniye. Amin. Fi ahd el-devle Osmaniye. Evet, şimdi gündem